Kayıt. Welcome back. Boğazıma dizdin birader ya. Ne haber? 12 Mart ya. 12 saniye. Önce bir evet, özürle açmakta fayda var tabii ama. Yani klasik ekmek parası diyerek konuyu savuşturmakla alakalı bir giriş şey düşündüm. De... İptal ediyorum. Hiç öyle bir şey söylemeyeceğim. Bizi dinleyenler kusura bakmasınlar, izleyenler. Ve dedik ki bundan sonra daha sık karşınızda olacağız. Daha da seyrek çıktı. Daha çok daha seyrek oldu. Makus talih denilen böyle bir şey var. Yani çoğu kanal daha çok çıkacağız deyip kayboluyor ortalıktan. Evet, yani soframıza ekmeği buradan koymuyoruz maalesef. Bunu bizi geçmişten beri takip eden okurlarımız, bizi seven insanlara biraz daha yakın olalım. Onlarla irtibatımız kopmasın. Hani söyleyecek iki kelam sözümüzü de bu mecrada söyleyelim diye koyduk ama tabii ki işin gücün bir anda çığ olup yoğunlaşması bizi hakikaten biraz alıkoydu. Hakikaten ama Mart'tan sonra böyle bir tak 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 logaritmik olarak şey arttı yoğunluk. Evet. Evet. O, yani o yüzden hani sizden de özür diliyorum. Sonat'tan da. Acil ilgi alaka bekleyen işlerin kapımıza bir anda yığılmış olması bizi bu setup'ı kurup tekrar biz demiştik. Logosunda konuşmayı. Evet tabii. Yani tabii çok konular bekledik. Çok evet. Yani dolayısıyla biz bu programı bekleyenlerden ilk önce özür dileyerek başlayalım. Bu kadar ara verdiğimiz için. Ama elimizden bu kadarı geldi. Sonunda yine de zoraki de olsa onu oradan bunu buradan getirip tekrar buluşmayı başardık. Peki bugün ne konuşacağız Sayın Faruk Bey? Ben diyorum ki müsaaden olursa şu Death Stranding ile bir başlayalım. Başla. Yani bunu da başlamayı istemiyorum. Sebebi şu. Zaten hani Kojima'ya olan şeyin biliyorsun sevgimi, saygımı. Takıntını. Stalkerlığı böyle. Öncelikle Gamescom'daki 6 dakikalık gameplay videosuyla alakalı bir iki kelam ederek ben buzu eritmek istiyorum. Buyurun. Hazırladaki buzumu da erirken. O neydi öyle hocam? Yani bunca yıllık... Dalga mı geçiyorsunuz seviyesine geldi. Kojima'dır bir bildiği vardır diye hatta yükseldi. Dalga mı geçiyorsunuzdan ziyade olanca amiyane tabiriyle biz bunu söyledik. Kardeşim, are you passing balls? Göktuğunda kulakları çınlasın mı buradan? Yani sürekli bir Kojima'nın her hareketinin, yayınladığı her videonun, her teaser'ın altında bir anlam arayarak böyle saniye saniye çözümle yapar. Bu bir keyif tabii Kojima'nın karakterini bilenler için. Fakat gerçekten çok büyük bir artık hayal kırıklığı veya işte ne yapmaya çalışıyorsun artık noktasına beni getirdi birazcık. Oyunun çıkmasına 2 ay kalmış burada. Çok az ne kaldı. Yapıyorsunuz birader? Ne yapıyorsun yani? Hani bak şeye kızmadım çok fazla. Hani çiş yapıyor ya videonun başında öyle başlıyor. Herkes de alkışlıyor mal gibi böyle vasatlığa o kadar alışığız ki. Hayır artık şu... Kojima'nın oyununda bir vasatlık görünce alkışlar bir kitle olmuş orada. Ona kızmadım. Tamam o olabilir. Ve çok irite ediyor. Hiçbir şey olmadı. İyi oluyor yani. Geoff'u koydun ve 6 dakika Geoff izlettin bize abi. Yani tamam Geoff arkadaşın, kankan. Kankan senin. Zor zamanında yanındaydı ama bunu bir feature'mış gibi orada şey yapınca. Bir de Luden's fan deyip. Tabii. Yani, en büyük fan Geoff. Yok hocam yani benim çok şüphelerim var. Büyük bir şey geliyor gibi geliyor bana. Yani bu hayal kırıklığı. Fail değil. Çünkü oyun o kadar farklı olacak ki bence karşılaştırabileceğimiz bir şey olmayacak. Aynı şu yeni çıkan Ancestors gibi. Bir kısmı çok kötü diyor, bir kısmı çok iyi diyor. Böyle iki ortası safhaya yok. Ayrılacağız bence Death Stranding'de de. Biz de arada kalacağız böyle. Ya iyi miydi, kötü müydü, hadi bir daha oynayayım falan diye. Ama bir MGS efsaneliği beklemiyorum. Şimdi MGS'nin güzelliği zamanında hani o zamanın sunmuş olduğu teknolojik altyapının sınırlarını zorlayıp hem çok iyi hikaye anlatması ama bunun yanında iyi de oyun mekanikleri sunuyor olmasıydı. Yepyeni oyun mekanikleri getirdi. Ben Death Stranding'in şu ana kadar bize sunduğu oyun mekaniklerini müthiş şüpheyle yaklaşıyorum mesela. Oyun mekaniği ne ki? Yani ya gerçekten dalga geçiyor olmalısın. Ya Decima Engine'i ben seviyorum. Horizon Zero Dawn'u da çok sevmiştim. Decima Engine'in Guerrilla Games'in yaptığı oyun motoru. Hem görsel olarak hem de gameplay olarak hiç fena değildi. Tamam Horizon Zero Dawn'da da savaş mekaniklerinde şeyler vardı. Böyle bir tutukluklar vardı oynayanlar bilir. Ama Death Stranding'in
Hani hikayesi bir tarafa veya işte sinematik tarafı bir tarafa, ama sunmuş olduğu oyun mekanikleri, savaş mekanikleri ve efendime söyleyeyim işte karakteri, kahramanımızın işte inventory'si adını verdiğimiz bir keseden 120 metre bir merdiven çıkartıp kayalara onu dayıyor olması falan filan, bunlar benim çok ilgimi çekmedi. Çok gayri ciddi gözüktü gözüme. Aynı zamanda bu evrenin ağırlığını, yani yaratmış olduğu evrenin, sunmuş olduğu sinematiklerin ağırlığını kaldıramayacak bir hafiflikte bir gameplay varmış gibi geldi. Tek ümidim Kojima'nın oyun sektöründeki tanıdığım gerçek anlamda ultra başarılı tek troll olması. Tek ümidim bu. MGS 2'de bir şey gösterip bizi iki yıl böyle o trailerla oyalayıp bambaşka bir şeyle mest etti. Ground Zeroes ve Phantom Pain'de aynı şeyi etti ki Konami ile uğraşıyordu bir yandan bunu yaparken. Hani MGS 3 zaten benim top 10 listemde her zaman en başa. Benim en sevdiğim MGS oyunudur. MGS 4'ü çoğu insan sevmese de bence müthiş bir şekilde paketlemişti. MGS 1 her şeyi başlatan oyun. Adamın yani arada ha öyle mi deyip trollük yapma ve bunun üstünden de başarıyı yakalama gibi bir özelliği var. O tarafını kaybetmediyse eğer bu Konami kavgası dövüşü sırasında, Death Stranding'de de benzer bir şey olabilir. Yani adam kendini büyük ihtimalle zor tutuyordur. esas gameplay'in ne olduğunu göstermeye. Yoksa yani stealth action'ı getirdi hayatımıza. Olabilecek belki de en girift ve en iyi haliyle de Phantom Pain'i bıraktı ki ben şahsen Phantom Pain'i hiç sevmedim. Hı-hı. Hikayesi ve sonu itibariyle. Hı-hı. Ama bir trollüktür yaptığı o hikayede. O tartışılamaz. Death Stranding'de de benzer bir şey yapabilir ama eğer MNG kargoluk yapıyorsak hakikaten korktuğumuz gibi arada şahane ama absürt sinematikler izliyorsak çok büyük küfür ederim buraya da buradan da sığınıyorum yani. Yani ben de konuyu oraya bağlıyorum. Bir de geliyorsun tamam mı? Yani... Ondan sonra bulamadık deyip gidiyormuş ya. Normal miydi? Yerinizde kapıya yoktunuz. Kapıya şey bırakıyor böyle değil mi? Yoktur. Getiremedim. Ne getiriyorsa artık ya. Ben de aslında konuyu kafamda oraya bağlıyorum. Hani içerideki bununla alakalı sohbetlerimizde falan da hep. Yani bir gösterdi tamam mı? Ondan sonra Twitter'dan hani show bittikten sonra işte Gamescom'un ilk gün show bittikten sonra arkasına şey yazdı, tweetledi. How was it falan. Yani bu yani ne be hani işedik. Merdiven uzattık. Geoff abiyle Geoff baktık. Geoff baktık falan ve bitti. Yani şimdi ne bekleyeyim? Yani çok anlam yani bu tamamen bağlamından kopuk. Ben de açıkçası ya yani altından başka şeyler çıkacağını düşünüyorum. Dediğin gibi asıl niyetini, oyunun yaptığı şeyin ne olduğunu aslında kamufle etmeyi ve asıl oyunda başka şeyler çıkartmayı çok sever. Bunu hep yaptı. Evet. Hideo Kojima bunu defalarca yaptı bunu. Ben sadece şeyi çözemedim. Yani o esnadaki oradaki topluluktaki tepkilerin "Oha!" falan filan diyecek hiçbir şey yoktu. Ben olsam öyle bir tepki vermezdim orada. Dolayısıyla vasata aşığız. Evet sanki. Ha, vasat da yanlış bir kelime. Vasat ortalama demek de böyle sıradana aşığız. Galiba bilemiyorum. Yani orada hiç heyecanlandıracak bir şey yok ama sinematikler tabii Death Stranding'in kurmuş olduğu yani Kojima'nın kurmuş olduğu evren, sinematikler falan gerçekten aklımı almıyor değil ama iyi bir gameplay ile birleşmediği sürece bir şey ifade etmeyecektir. Dün Volkan bir video paylaştı. Oyunun başlangıcındaki 7-8 dakikalık intro kısmını çekmiş birisi. Tam izlemedim. Hem spoiler yemeyeyim diye atlayarak izledim. Görüntü kalitesi çok kötüydü. Hı hı. Sen izledin mi? İzledim. Nasıl bir şeydi? Briefing sahnesini diyorsun. Hı. Ben izlemedim yani. Spoiler da yemek istemiyorum. Çünkü. Yani çok bir şey belli olmadı bence. Ondan sonra yine bir sinematik. Bir görev yani veriliyor. Evet. Şeyi tanıtıyor. Evet. İşte ama yani evrene dair böyle bir ipucu falan gibi bence hiçbir şey bir çıkarını bulunamadım yani. Ya benim tahminim var işte. Death Stranding bir olay. Tabii. Bir Death Stranding denilen o olay olmuş ve ölüler boyutuyla bizim boyut iç içe geçmiş. Ve o boyut burayı yavaş yavaş kaplıyor. Evet. Kaplamasını engellemek için de o boyuttan bu bebekleri getirmişler. O iletişim kurmanı sağlıyor senin. İletişim kurmanı sağlıyor. Iron Lady denilen ne olduğunu henüz görmediğimiz bir yaratık
çocuktan alıyorlar muhtemelen o evet. bebekleri. Ve bebekler maksimum bir yıl yaşıyor. Bebeğine çok fazla bağlanma diyordu o en son evet. Del Toro'nun olduğu trailer'da. Evet. Oyunla ilgimi, benim ilgimi çeken son zamanlarda gördükte şu 21 dakikada bir ölüp tekrar evet. geri gelen abi. Ölüp. O bir gameplay mekaniği de aynı zamanda. Muhtemelen. Evet, diğer boyutu evet. deneyimleyip geri geliyor. Bir yerde şey okudum yanlış hatırlamıyorsam. Benim esas hayatım öldüğümde başlıyor gibi bir sanki cümlesi vardı abin. Yani adam 21 dakika ölmeyi bekliyor. Evet. 2-3 dakika ölü kalıp orayla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıp tekrar geri geliyor evet. göğsündeki şey elektroşok cihazı sayesinde. Ya var bir şey var ama hakikaten şu son Gamescom trailer'ı evet. öyle artık yeter, yani yeter sen de daha, yeter yani kulağını suyu kaçırdın hacım sen de yani dedirtti yani. Şimdi biz demiştik kısmına gelmek istiyorum evet. şimdi ben. Benim bununla alakalı hala bir teorim var. Çok saçma bulabilir bizi izleyenler, dinleyenler. Fakat aslında Silent Hill serisi bugüne kadar hep bu temayı işlemiştir. Araf, Purgatory, evet. Limbo ne dersen de buna. Yani birinci oyundan serinin geri kalan tüm oyunlarına kadar hepsinde bir Araf mevzusu işlenmiştir. Kendini yaptığı şeyler için suçlayan atıyorum işte James Sunderland. Karakteri aslında Silent Hill'de kendi kendini celladını bulmaya gider mesela gibi. Hani oynayacak olan var mıdır veya izlemek isteyen var mıdır daha sonrasında? Şu noktadan sonra yani, yani 20 sene oldu herhalde. James Sunderland hasta yatağında ölüm bekleyen eşini öldürür. Ve bununla alakalı bir suçluluk duyduğu için o figürleri görür aslında. Yani bugün bütün Silent Hill evrenine mal olmuş Pyramid Head işte gibi karakterler aslında James Sunderland'ın kendini realize ettiği şeydir efendime söyleyeyim celladıdır aslında falan. Dolayısıyla kendini suçluysa insanların gittiği bir yerdir aslında Silent Hill onun temsilidir. İster misin hocam bütün bu goy goyun arkasından hakikaten böyle bir tema çıksın? İsterim. Kimse bana sormaz ama. Tabii kimse sormaz. Yine de ben halen bütün bu goy goyun arkasından böyle bir şey çıkacağını düşünüyorum. Böyle bir trik çıkacağını düşünüyorum. Yani Silent Hill olur olmaz bilmiyorum ama Konami ile Kojima arasında şu kadar sene gizli tuttukları diye ortaya atacakları bir PR stand yok ise ki hiçbir şekilde evet. olabileceğini zannetmiyorum. Benim de artık çok evet. yani çok çok düşük bir ihtimal değil. Yok öyle bir ihtimal. Evet. 2 sene boyunca birbiriyle kavgalı, 3 sene boyunca gözüküp evet. de şakaydı olmaz. Arayı arada yapmadılarsa şöyle bir teorim var benim de. MGS 5'ten sonra MGS Survive diye bir şey çıkarttılar ya. Hatta MGS Survive'ın ilk trailerında gökte bir delik açılır. O yıkılan Outer Haven değildi ilk yıkılan. Neydi şeyin sonunda? Ground Zeroes'un sonunda. Üs. Evet. Üsün ismi neydi? Peace Walker'da yaptığımız üs o işte. Peace Walker'da yaptığımız üs. O yukarıya çekilir ve abuk subuk bir evrende bulur kendini. Hiç şey değil. MGS'lik bir şey değil. Şey hariç aslında. MGS 3'teki o ölüler diyarından Sarov'un olduğu. Sarov bölümünün olduğu. Hariç. Evet. Bence Kojima böyle bir paralel evren yapmayı düşünüyordu. Evet. Konami'den ayrıldığında fikir ve pre-production materyalleri Konami'de kaldı. Onlar bundan böyle bir oyun yapırken sadece fikrini alıp Kojima'da bambaşka bir şeye evrilterek yani ona benzeyen bir şey yapması yasaktır çünkü oradayken yaptığı materyallerin hiçbirini kullanamaz. Death Stranding'i oluşturdu. Bu şimdiye kadar duyduğum en mantıklı teoriydi. Bu işle yani işin iş kısmıyla ilgili hem teori. Ticari kısmı oturuyor hem de şeye oturuyor. Bu tabii. diğer gameplay tarafına oturuyor. Çünkü dedim ya bir arkadaş var 3'er saatlik 5'er saatlik bununla alakalı belgeseller çekiyor. Yani Survive'daki setting ile Death Stranding'deki setting arasında korkunç benzerlikler. Benzerlikler aynı yani bazı. Ya böyle şey göreceğiz sağda solda dikkatlice bakanlar. MGS referansları böyle easter egg'ler göreceğiz. Direkt bir bağlantı olamaz. Olmayacak. Evet. Evet. Ama Kojima kafasındaki fikri ha beni atıyor musunuz birader deyip Death Stranding'e çevirdi. Yani MGS için uyarladığı kafasındaki fikri bence Death Stranding'e çevirdi. Hepimizin unutmuş olabileceği bir şey daha var. İlk trailerında Death Stranding'in çıktığı gökyüzünde 5 tane havada uçan figür görüyor. Evet. Bütün MGS'lerde 5 evet. tane çok acayip düşman karakter, protagonist evet.
bakidir. Evet. Bunda da benzer bir şey olacağını düşünüyorum. Hiçbiriyle ilgili tek bir şey gösterilmedi şimdiye kadar. Hiç. Bir tek şu altın maskeli abi. Evet. Şeyin seslendirdi. Şunun ünlü seslendirmen abi ismini hatırlamıyorum. Troy Baker mı? Evet. Evet. O da dost mu düşman mı tam algılayamadım. Ya. Çünkü bir yerde sanki yardımcı oluyordu bir başka trader'da şu devasa zımbırtının geldiği yerde. Ama bir şey var. Sonuçta 5 farklı boss demek. 5 farklı oynanış mekaniği demek. Kojima'nın şu ana kadarki bütün oyunlarını göz önünde bulundurduğumda. Yani sadece kargo taşıyarak, sadece böyle elektrikli mızrak sallayarak o iş öyle olmaz. Bize göstermedikleri en az... Yani bu bir şey taşıma ve bir şey sallama mekaniği oyunun %20 oynanış mekaniği olarak bence. %80'ini göstermediler şu an. Yani mızrakla dürtme kısmı falan çok kötüydü ya. Hmm. Ya dürüst olmak gerekirse yani hit pointler bile bir şeydi böyle. Hmm. Hani solid gibi gelmedi bana çok. Yani çok üzerine böyle sanki daha cilasını da atmamışlar gibi. Yani. Neyse. Gamescom'dan bir tek aklımızda bu mu kaldı yoksa... Ya Gamescom bence bir Mountain Blade Bannerlord. Evet. Üzerinden geçmek lazım. Bannerlord'da ne oluyor mesela? Önce ondan bir bahsedelim. Oyunun çıkmasına daha doğrusu oyunun çıkmasına değil. Ali Erkin, şirketin CEO'su. Evet. Ayrıldı. COO operasyon muydu? Operasyonlardan sorumlu. Ali'yi de tanırız bu arada. Hani orada belirtmiş olalım. Tabii. Aynı şekilde Armağan abiyi de Armağan Yavuz'u da ikisini de çok severiz. Evet. Ali ayrıldığını açıkladı. Evet. Ertesi gün videolar yayınlanmaya başlandı. Herkes şey düşünüyordu. Ali gittiyse oyun şimdi daha da gecikir, geç çıkar. Ondan sonra oyunun trailerları çıkmaya başladı. NetEase ortaklığı açıklandı. NetEase büyük bir Çinli dağıtıcı firma yanılmıyorsam. Hatta aynı zamanda Diablo Immortal'ı da Blizzard'la beraber yapan. Yani Çin ve oyun firması deyince bir durup düşünmek lazım. Bu arada hakikaten. Onunla alakalı bir dipnot vermek lazım. Çinli oyun firmalarının büyüklüğünü gerçekten artık biz kelimelerle ifade edemeyiz. Tencent olsun veya işte ya Tencent bir firmada değil artık. Yani böyle bir organizma falan. Aslında eskinin bilim kurgu filmlerindeki distopik dünyalardaki o büyük şirketler ya şey gibi. Şey yaparlar. Uzay üstü attık biz Mars'ı mine ediyoruz deseler yapacaklar neredeyse. Neredeyse gerçekten yani. O kalibredeler. Dolayısıyla NetEase de bu firmalardan biri diye biliyorum ben. Yani şimdi burada bir şey var. Şimdi bir şirketin bu kadar göz önünde, bir oyunun daha doğrusu göz önünde bulunan ve yöneticisi vasfı taşıyan biri ayrıldığında işler kötü gidecekken onun ayrılmasının hemen akabinde böyle aksiyona geçilmesi, hatta Gamescom'da da Early Access duyuruldu. Ki bence tabii millet şey yaptı, içerledi. Enis falan güzel bir video yapmış. Çok çok güzel röportajdı bu arada. Evet, şahane bir video yapmış, onu da izleyin. Aksiyona geçilmiş gibi bir izlenim vermesi bende ilginç şeyler, düşünceler uyandırıyor. Yani sen şey hakkında ne düşünüyorsun? Yani early access kavramı hakkında, erken erişim kavramı hakkında. Abi bu adamlar yani hakikaten ama bir oyun dünya oyun sektörüne kazandırdığımız belki de ilk kavram. Early Access'i Mountain Blade'in 2005-2007 aralığında hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum. 2007 olması lazım. 2007 değil ya, ben level'dayken Mountain Blade'i fark etmiştim. Oynamaya başladıktan birkaç ay sonra Türk olduğunu fark etmiştim. Bir öküzlük edin. Estağfurullah. Early Access'i bizimkiler Armağan Yavuz ve eşi icat etti. Forumlara yaydılar. Mikrofona vurdum bu arada, kusura bakma. Early Access adamların DNA'sında var. Yavaş yavaş oyunculardan gelecek feedback'e göre finalize edecekler bence oyunu. Hani early access bir şey ya aslında. Fakat bir laf vardır. We are not in Kansas anymore diye. Yani artık sene 2019. Bu oyunu nereden baksan yani 7-8 yıldır daha fazla olduğunu iddia eden arkadaşlar var ama 8 yıldır bildiğimiz kadarıyla geliştiriyorsun. 8 yılın ardından erken erişim demek çok erken olmasa gerek diye düşünüyorum. Fakat çok erken değil. Çok erken değil. Evet. Çok yazılıp çizildi bunun hakkında. Yani bir firmanın bir oyunu bu kadar uzun sürede çıkartması ne kadar... bu tamamen Taleverse'ün kendi iş dinamikleriyle alakalı bir şey. Biz bilemeyiz. Biz sadece buna oyuncu gözüyle bakabiliriz. Daha doğrusu bir kısmını biliyoruz ama dile getiremeyiz. Yani muhakkak canım. Onlar firmanın kendi iç işleriyle alakalı şeyler. Ama ve lakin nihayetinde... erken erişim sanki böyle insanda şey uyandırıyor. Yani
biz hala çıkardığımız üründen en çok emin değiliz. Biz de bir bakın, beraber bunu şey yapalım. Şimdi, Türk oyun sektörü şurada, dünya oyun sektörü burada. Türk oyun sektörü evet gelişiyor şöyle şöyle bir hızla ama dünya oyun sektörü diye böyle bir hızla gelişiyor. Biliyorsun biz de burada oyun üretiyoruz. Hyper casual oyun üstüne çalışıyoruz. Bir tane midcore mobil oyunumuz var. Doğru insan kaynağını bulmakta ne kadar zorlandığımızı görüyoruz. Dünya çapında ün kazanmış, başarı kazanmış bir oyunun 10-12 senede gelişmiş oyun teamüllerine uygun şekilde geliştirilmesini sağlayacak iş gücü ve bilgi birikimi Türkiye'de yok. Mount & Blade gibi bir ikinci PC oyunu yok. Mobile çünkü herkes gömüldü. Mobil tarafında ciddi bir know-how oluştu Türkiye'de ama evet, PC evet. tarafındaki konsol oyunu tarafındaki know-how çok az. İş gücü daha da az. O yüzden deneme yanılma yöntemiyle yapıyor Tailwords birçok şeyi. Birçok feature'ı başlatıyorlar. Bakıyorlar o olmuyor. 6 ay sonra öldürüyorlar o feature'ı. Ben benim duyduğum, bildiğim bu. Bu yanlış bir uygulama değil. Türkiye şartlarında maliyetli tek uygulama. Maliyetli ve zamanı korkunç harcatan bir şey. Bakılıyor, yapılamıyor. Yurt dışından adam çekiliyor. Bu da maliyetli bir şey. Artı gelen kişinin Türkiye'ye alışması, Türkiye'deki abuk durumları sevip sevmeyip veya burada kalıp kalmama durumları falan bunlar da karışık. Ne olursa olsun Mount & Blade 2 ismini taşıyan bir oyunun Türkiye'de kolay yapılamayacağını kabul etmek gerekiyor. Bir de şunu da eklemek lazım. Bence herkesin çoğu kişinin gözden kaçırdığı şöyle bir nokta var. Tailwords kendi oyun motorunu yazdı. Öyle değil mi? Gamebryer kullanmıyorlar. Hayır. Artık. Yani benim bildiğim kadarıyla tamamen %100 bilmiyorum içinde plugin komponent var mıdır ama başka bileşen var mıdır bilemiyorum ama Tailwords'un Mount & Blade serisi için kendi yazdığı oyun motoru üzerine geliştirdiğini biliyorum. Yani bu çok saygı duyulması gereken bir şey. Çünkü her bir nesne için bir de ayrı kodunu yazman lazım. Abi yani şöyle bir şey var. Şimdi Unreal Engine'le mesela bir oyun yapıyorsun. Evet. Koda hiç girmeden basic bir oyun çıkartabilirsin. Zen Garden muhabbeti. Zen Garden evet. Yani ona da girelim bak güzel bir konu açtın. Okay. Ondan sonra hiç koda girmeden yapabilirsin. Şimdi kendi oyun motorunu yazmak için C#'dan da aşağı inmen ve makine koduna girmen gerekiyor. Makine kodu benim gençliğimde bile benim algılayamadığım bir şeydi. Bir arkadaşım makine kodu biliyordu. Şu anda Amerika'da programcı. Zaten o yeteneğiyle gitti orada programcı oldu. Ne oluyor burada dersin? Yani ekranda bir harf yazabilmek için iki sayfa kod yazıyorsun. Kod da böyle memin şu noktasına elektrik gitsin, burası da gitmesin kavlinde. Korkunç, yani anladığım kadar zor bir şey. Anlamak için bambaşka bir seviyede olmak lazım. Yani Türkiye'de makine kodu bilen 1000 kişi veya 100 kişi ya vardır ya yoktur. Evet. Zor bir şey. Yani hakikaten zor bir şey. Ha, nedir Tailwords'un hatası? 9 yıl önce oyunu duyurmuş olmaları. Evet, bu kadar yani uzun süreceğini beklemiyorlardı bence. Belki de. Belki yani, de. Ama hiçbir kötü hissiyat yok Tailwords'e karşı benim içimde. Mount & Blade ekibine karşı. Kesinlikle. Merak ediyorum sadece bazı şeylerin niye olduğunu. Daha iyi yapılabilirdi veya yapılabilir miydi merak ediyorum. Subjektif görüşümdür. Kendi bir kişisel görüşümdür. Yani benim kafamdaki başarı kavramını en yakın, en çok yaklaşmış olan firmadır Türkiye'den çıkan. Hı. Yani Tailwords'un yaptığı Mount & Blade. Dolayısıyla kesinlikle benim isteğim tamamen pozitiftir. Bazı aksaklıklar, sakarlıklar olmuş olabilir. Tecrübedir nihayetinde. Önemli olan bu tecrübenin üzerine bir şeyler inşa etmeye devam etmektir. Şunu unutma, ya çok klasik bir şey söyleyeceğim ama bir şeyler yapmaya çalışan adam hata yapar. Aynen öyle. Hiç hata yapmamışsa bir insan hayatında hiçbir şey yapmamıştır. Hiçbir şey yapmamıştır. Denememiştir. Ve yapamayan insan da eleştirir. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum söylediğine. Deyip Zen Garden'a geçelim. Zen Garden. Yapamamak. Şimdi isim vermeyelim. Geçen tamamen tesadüfen rastgele denk geldiğimiz. LinkedIn'de bir post gördük. İşte üzerinde çalışmakta olduğumuz VR çalışması
çok hızlı ilerliyor. Şudur, müsaaden olsa bir ön bilgi verebilirim. Evet, çok özür dilerim. Çok özür dilerim böldüğüm için. Nasıl denk geldiğimizi... Kızgınım yani. Bu evet, farkındayım. Nasıl denk geldiğimizi buna biraz şey yapmak istiyorum. Şimdi biz Hyper Casual üreten bir şirketiz. Hmm. Hyper Casual mobiller, hmm. mobil oyunları üreten bir şirketiz. Aynı zamanda bir tane mid-core diyeceğimiz bir mobil oyunumuz daha geliyor yolda inşallah. Ama biz aynı zamanda gönlünde bazı aslanlar yatan insanların toplandığı bir firmayız. Hmm. Hani becerebilirsek, yapabilirsek imkanlarımız ve kaynaklarımız dahilinde belki bir PC oyunu da düşünüyoruz. Ki şu anda kamerayı tutan Sonat arkadaşımız oturduğu yerde geçtiğimiz 4-5 ay içinde iki prototip hazırladı. Bir evet. tanesi gayet oynanabilir durumda. Bir evet. multiplayer FPS. Evet. Hazır assetlerle. Evet. Kendi aramızda burada oynamak için yaptık. Evet. İki kişi çatır çatır oynanıyor şu anda. Kamerayı tutan eller aynı zamanda o ellerle oyun da yapıyor adam yani. Karşılıklı birbirimizin cozutturabildiğimiz bir FPS onu yaptı sağ olsun. Çok da güzel oynuyoruz. Bir arası. Diğer oyunumuzda evet. içinde böyle bir hikayeyi yaşayabilir. PT gibi biraz PT daha. PT gibi ama PT kalitesinde tabii ki olamıyor. O kadar değil. Tecrübemiz evet. ve yeteneklerimizi de bilerek hareket ediyoruz. Evet. 45 dakika ile 1,5 saat arasında sürecek ve şahane bir hikayesi evet. olan evet. dar bir mekanda geçen. Ve bir... senaryosu da sürpriz birinden geliyor. Ha, evet, yani evet. çok ilginç bir aslında eski oyun gezer okurlarını çok yakından tanıdığı evet. sürpriz birisinden gelecek senaryosu da bakalım inşallah. Abi biz burada uğraşırken evet. bu kadar şeyin üstünde ve tamam hazır aset kullanıyoruz ediyoruz. Hazır aset diye de yani 70'e 30 diye konuştuk biz mesela. Tamam. Yani 70 hazır aset varsa 30'da kendi emeğimiz var burada yani. Harita tasarımı konusunda evet. İyi Sonat. Tabii. Texturer'ımız yok bizim şu anda. Evet. Doku sanatçımız yok. Onu çalıştıracak bir finansal kaynağımız evet. yok çünkü. Evet. Hazır aset alıp kullanıyoruz. Ama bizim karşımıza dönem dönem bu Zengard'ın hikayesinde olduğu gibi evet. şöyle tiplemeler çıkıyor. Alıyorlar Unreal Engine'in demosunu. Unity'den alan ben görmedim ama kesin vardır. Ama Unreal Engine'in bir demosunu olduğu gibi alıyor. Hiçbir şey değiştirmeden. Hiçbir şey değiştirmeden koyuyor. İçine bir kız koymuş. Böyle çatıda durmuş ayaklarını sallıyor. Kız da hazır bir yerden aset midir bilemem. Ben de bilmiyorum. Ama Zengard'ına bakınca Unreal Engine üstünde çalıştığı için bu adam sonra bu Zengard'ın dedi. Bir de çat diye. Üstüne ne yazmıştı sen söyle. Senin o kelime hafızan daha iyidir. Silmişim. Şöyle toparlayayım. Uzunca bir zamandır üzerinde çalıştığımız senaryo ve bölüm tasarımı şeylerini bitirdiğimiz projemiz çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor diye bir şey. Falan yani filan falan. Daha doğrusu toparlayacak olursak kendi emeklerini öven yani hmm. kendilerinin yaptığını iddia ettikleri bir ürün sunmuşlar orada. Olduğu gibi ama Zengard'ın demosu. Son hatta sağ olsun ben de bunu bir yerde tanıdık da Laps diye çıkardı aynısını. Unreal Engine'in içindeki demolardan biri. 2016'da yaptıkları Unreal Engine'in kendi VR demolarından bir tanesi olduğu çıktı ortaya. Şimdi. Aynısıydı yani. Müzik bile aynıydı içindeki. Ne diyeceğiz biz buna abi? Bilemiyorum. Çünkü altına o sırada bizim burada bulunan İntihal. Atarlı bir arkadaşımız derhal şey yazdı. Merhabalar. Ellerinize sağlık. Şu demo hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Evet. Unreal Engine'in aynı demosunu oraya koydu. Gelen cevap işte organ bağışına bilinirlik yaratmak amacıyla yaptığımız bu demoda bazı benzerlikler olabilir ama falan filan. Lan ne organ bağışı? Neyin duygu sömürüsünü yapacaksın sen? Ne benzerliği? Yani şey gibi. Faruk'u alıyorum. Böyle kafasına vuruyorum Faruk'u. Götürüyorum. Merhaba bu adam Behzat. Abi Faruk bu. Hayır Behzat. Ben yaptım bunu sıfırdan. Böyle gibi bir şey bu yani. Gerçekten. Yani ben gerçekten inanamıyorum bazen. Yani, hırsızlık. Bu intihal. İntihal. İntihal hafif kalıyor biraz. Bu emek hırsızlığı bir sektöre korkunç bir zarar veriyorsun. Çünkü belli ki onu yazarak bir yatırımcıya bir şeye şey yapıyorsun, göz kırpıyorsun evet. böyle, bak biz bunu evet. yapabiliriz diye. Evet. Ve Türkiye'deki yatırımcılar hakikaten cahil. Evet. Şu anda çakallar daha çok üreticiler. Yani yatırımcılar gerçekten. Şu anda... Üretici demesek de iyi olur. Yani üreticiler değil, böyle intihalciler yani diyelim üretmek yani. Üretmek gerçekten ne kadar meşakkatli ve yorucu bir şey. Evet. Yani bunu en iyi sen biliyorsun. Yani burada çekilen... Çilelerin hatta hesabı yok bazı projelerde. Oğlum, yani Hyper Casual dersin tamam mı? Hem sıkmayacak, hem 3 saniyede anlaşılacak, hem uzun süre minimum 1-2 saat oyuncuyu içeride tutacak bir fikir.
bulmak o kadar zor ki ve şey, her gün sen bulamadığın müddetçe yüzlerce yeni oyun çıkıyor. Tabii, çıkıyor. O fikri bulmak bile bu kadar zorken bu adamların, bu ve heriflerin... Ve kahramanımız ihanete uğrar modu. O geldi aklıma. Bu tür insanların çıkıp bizim yaptığımız Vanguard'ın demesi ve o linki, o videoyu görenlerin %80'inin de böyle alkış tutuyor, evet, olması... Evet. Artık yapmaya çalışan birisi olarak benim kanıma dokunuyor ki, evet, bunu geçmişte çok övdüğümüz, hani ismini bilmiyorum versek mi artık vermesek mi, çok övülen, evet, geçmişte, evet, Türkiye'de hala el üstünde tutulan, ismi anıldığında, evet, Türkiye'deki oyun yapım sektörünü başlatan duayen dediğimiz insanlar da yaptı. Yapmışlar, evet. Ve bununla kendilerini sağa sola büyük telekom firmalarını milyon dolarlara sattılar. Yapmışlar, evet. Yani bunu, bu, evet, bir böyle... kültür olmuş, evet, durumda. Türk oyun sektörü niye ilerlemiyor diyorsak, evet, buraya bakmamız lazım abi. Biz acaba geçenlerde onu soruyordum sana. Ulan dedim, biz acaba Türk milleti olarak sıfırdan bir şeyi hayal edip onun planını, programını yapıp hayata geçirme özürlüsü müyüz? Yapamıyor muyuz biz bunu? Garajımız yok hocam. Yapamıyor muyuz? Garaj mı lazım? Garajlar bir şeyler yapmaya başlamadığımız için mi? Evet böyle? Abi, kesinlikle. Ya ama yani çok çalmak, haklısın, çırpmak bir öz kültür haline gelmiş. Özellikle fikri mülkte. Evet. Ve bunu en babaları bile yaptı geçmişte. Evet. Ve hala alkış tutuyorlar. Evet. Bu öğrencidir belki yapan veya yeni öğrenmeye çalışandır. İşte Unreal Engine içindeki demoyu alıp içine bir karakter eklemeyi çözünce oyun yaptım moduna şimdi, gelmiştir. Belki de bunları doğal karşılamamız mı lazım? Şimdi şöyle, dünyada bunun aslında çok korkunç örnekleri var. Şimdi Silikon Vadisi gibi artık hani fikri mülk, ticari fikir üretiminin menbaı olmuş bir ekosistemde dahi korkunç dolandırıcılar çıkabiliyor ortaya. Evet. Mesela bunlardan en son örneği belki bilir takipçilerimiz. Theranos adlı bir medikal girişimdi. Zannediyorum Elizabeth Holmes'tu bunun kurucusu da. Şimdi Elizabeth Holmes diye bir abla, bu da galiba yanlış hatırlamıyorsam Harvard drop-off, yani Harvard'ı ya da öyle çok kalbur üstü üniversitelerden birinden terk edip biliyorsun yani kan vermek ve kan tahlili çok meşakkatli bir süreç aslında. Yani oldukça bir tüpler dolusu kan vermen gerekiyor ki bazı hastalıklarının teşhisi yapılabilsin. Ablanın iddiası zamanında, yani zannediyorum 2006-2007 gibi, çok böyle toplu iğne başı kadar bir kan örneğiyle bunu kendi ürettikleri bir makinede işleyip, hı-hı, bunu da sonuçlarını istedikleri yere remote olarak upload etmek üzerine bir ticari fikir. Hı-hı. Medikal, biyomedikal bir ticari fikirle. Korkunç, yani yanlış olmasın tabii de, böyle 8-10 milyar dolarlık bir şirkete kadar büyütüyor bunu. Hmm. Ama yatırımcılar arasında kimler var işte. Warren Buffett'lar mı istersin, Clinton ailesi mi istersin falan, böyle top level. Ve bu insanlarla bu ticari fikrin evanjelisini yapmış abla yıllarca. Sonradan böyle vaat ettiği şeyi, aradan işte bir 10 sene falan geçiyor, şirket büyümeye devam ediyor. Abla tabii işte her türlü böyle girişim dergisinin kapağında falan filan. Şekil, cila, paket harika. Tamam mı? Bizim Türkiye'de en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi. Ama yani vaatlerini gerçekleştirememeye başlayıp yavaş yavaş artık, hani nerede artık çıkmıyor mu vaat? Şimdi bir tane aslında elektronik bir makineden ibaret bu. Bir kan örneği alıyorsun, bunu veriyorsun, o işliyor ve sonuçları hastanelere gönderiyor internet üzerinden gibi düşünebiliriz bunu. Tabii ben de yanlış tanımlamıyorsam, çok uzman olduğum bir alan değil. Ve bakıyorlar ki yani yapılan çalışmaların hiçbir tanesi kadının vaat ettiği sonuçlarla örtüşmüyor. Hmm. Yani öyle bir kan, şu kadarcık bir kandan yetmiyor. Yani o makine onu işleyemediği gibi sonuçları da düzgün gönderemiyor. Yani submit edemiyor sonuçları. Bir doktorun alıp analiz edip teşhis koyabileceği şekilde işleyemiyor. Yani kadının vaat ettiği şeyle varılan sonuç arasında alaka yok. Kadın şu anda federal mahkemede, bilmiyorum hapse girdi mi girmedi mi de, yani Silikon Vadisi'nde milyar dolar ve müthiş yatırımcı ölçeğinde bile böyle vakalar yaşanıyorsa dünyada. Yani bunların olması şaşırtmamak lazım. Bu tamamen bir sektörün oluşmaya çalışan, yani oturmaya çalışan bir sektörün bilgisizliğinden kaynaklanıyor. Yani ben aslında burada birazcık şeyi suçlamak durumundayım. Ülkemizdeki işte
adam kayırma ve liyakat yerine nepotizmi tercih eden. Nepotizm ne? Ben bilmiyorum. Nepotizm eski Yunanca bir kelime bildiğim kadarıyla. Nepos'tan geliyor ve yeğencilik, yani yeğen. Bu bizim de dayımız var bir yerde. Nepot. Yani düşün yani 2000 yıllık mevzu yani. 2000 o zaman da varmış. Düşün yani bu da bizim yeğenimiz, hadi bakalım bunu da bir yerlere getirin falan noktasında. Bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani tanıdık usulü, yani gerçekten bence şöyle olmalı. Yani bir proje, bir iş, ne derlerdi işte, fake it till you make, make it diye denen kavram. Bu her zaman kötü bir şey değil. Bunun iyi pozitif tarafları, evet, da var. Ama nihayetinde bizim bugün gördüğümüz şey, bunu biz yaptık diye, ben yaptım bunu. Hmm. Bunu biz düşündük, biz yaptık diye başka birinin belki bedavaya yapmış olduğu, internete saldığı bazı, efendim söyleyeyim, yazılımları biz yaptık diye ortaya çıkmak. Evet. Buradaki kötü olan, yani kötü olan kısım bu. Bunun da işte işi bilmeyen veya sorgulamayan, efendime söyleyeyim, ya da başka birinden bunu denetlemeyen üçüncü partilerin bunu direkt bay etmesi, muhtemelen ya tanıdık aracılığıyla sunulduğu için bunu direkt fikir olarak bunu, efendim, ay ne güzel yapmıştın çocuklar da, bizim çocuklar da bunu yapmışlar ya falan filan gibisinden. Yani bu birilerini yaranmak için, birilerinin tanıdığı veya işte efendime söyleyeyim belki bir ortak çıkar sebebiyle çok hızlı bir şekilde böyle projelerin önümüze geldiğini görüyoruz, evet, son zamanlarda. Bu çok kötü bir şey. Yani senin dediğine bağlamak istiyorum bu konuyu da. Ya kardeşim, yani hiç mi sıfırdan, Mount & Blade'in yaptığı, Taleverse'un yaptığı aslında sıfırdan bir metagame bulmaktı. Evet. Bu çok güzel bir şey ve bunu kendi oyun motoruyla yapıyor. Bu muhteşem bir şey. Yani bu ne kadar ben kişisel olarak söylüyorum, ne kadar övsem bunu azdır. Zamanı itibariyle, gelişimi itibariyle. Yani dolayısıyla bu tip örnekler nerelerde, hangi şartta, nasıl yeşerebilir? Bunları sorgulamak lazım bence. Evet. Yani bilmiyorum, yaratıcılığın pek sevilmediği, hatta risk kelime olarak bile yanlış olarak algılanıp eleştirildiği bir ülkede olduğumuz için mi? Ha, yaratmak böyle, Allah'a mahsus. Yaratmak Allah'a mahsus. Çok kötü bir diyalekt yani. Şey, ben, tabii başka, hani, kavramlar başka, çok yani başka. Şu şişeyi tasarladığım zaman ben bunu yaratmış olmuyorum. Tabii ama ki kelime şeyi olarak. Evet, benim eserim, benim şey yaptığım, ya sıfırdan modelledim çünkü, evet, bir fikri ilk önce 3D tasarımı, oradan da fiziksel bir objeye dönüştürdüm. Evet. Evet. Oradaki şeyi bile eleştirirken sulandırıyorlar. Ayıp dönemi. Böyle şey işi, ezik işi veya yapılan herhangi bir şey, bir fikir çalınabilecek bir şeydir mentalitesi köklerimize kadar işlemiş. Biz de şey yapacağız sürekli böyle bas bas bağırıp etki alanımızda bunun yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Geçmişte şeyde yaptığımız gibi. Geçmişte oyun kopyalanıyordu. Hı hı. Bunun, evet, pahalı bir şey ama bu yanlış diye bunun yanlış bir şey olduğunu kabul ettirdik. Evet. En azından yanlış olduğunu biliyor şu anda insanlar. Benzer bir şeyi fikri mülkler, fikir, bir şey üretme için artık yapmaya başladık. Çünkü gördük ki birbirimizin de fikrini çalıyoruz. Evet. Ben biraz daha tehlikeli bir suya girmek istiyorum. Bir kültür emperyalizmi var ise dünyada, hı, ve bu kültür emperyalizminde bayrak sallayan Amerika Birleşik Devletleri ise, kardeşim sen de yap oyunu o zaman. Evet. Buna karşılık olarak. Buna oraya bağlanıyor. Sen, hı, burada senin kendi fikri mülklerini üretecek ortamımızın yok. Yani bununla alakalı riskleri alabilecek. Hadi bakalım yapalım bir Modern Warfare kıvamında bir FPS oyunu desek, adamların o Activision build ettiği 30 yıllık deneyimin üzerine neyi koyacaksın yani, tamam burada. Ya adamlarda başarı ve başarısızlık üzerine, yani çalışan ve çalışmayan üzerine binlerce case study var orada oluşturmuş oldu. Adam onun üzerine bir oyun çıkartıyor, teknik olarak muazzam, oynanış olarak harika, cilalı. Ben bunun üzerine de adam kendi ideolojisini dünyayı satıyor kardeşim ya. Yani, tamam bizim burada tek yaptığımız karanlığa küfretmek ana avrat. Tamam mı? Sen diyorsun mum ki yakmaya gelince, yasak kardeşim, bilmem ne yasak. Sen gözünü kulağını buna yokmuş gibi çevir. Dünya oynuyor kardeşim bunu yani. Sen buna nasıl gözünü kulağını çevir? Türkiye'de yasaklanacak şimdi. Bak çıksın ya yerinden dünyanın oynayacak. Dünyanın en saçma şeyi. Umurunda olmayacak. Dünyanın çünkü en saçma Türkiye'de şeyi. Satacağı kopya sayısı en fazla 5.000, 10.000 hadi bilemedin. Umurunda olmaz. Ne Activision'ın, ne Amerika'nın.
Ondan sonra kimsenin umurunda olmaz. Dünyada hatır otur satılacak. Abi sen yasaklama. Evet. Al oyna. Evet. Düşün. Bak bakalım. Buna benzer bir şeyi ben nasıl yapabilirim? Yani her şey bir duygusallıkla yaklaşma. Yani bir analitik yaklaş. Bir bak bakalım, tamam yok mı? Abi, niye oynuyor millet bunu ya? Duygusal bir milletiz. Bunun getirdiği avantajlar da çok fazla. Ama dezavantajlar daha fazla. Analitik olmak her zaman daha. Evet. Denge. Abi. Kesinlikle doğru. Aynı. Geri geldiğinde analitik, geri geldiğinde doğru. Duygusal. Doğru. Şimdi Batı dünyasında da çok ciddi duygu eksikliği var. Vicdan eksikliği evet, var. Çok. Ondan sonra yani buraya baktığında rakamlar görüyor adam. Evet. Ölen insan görmüyor. Evet. Onlar burada birbirini boğazlayan Orta Doğu insanı görmüyor. İnsan görmüyor çünkü. Rakam görüyor. Bizim şu kadar askerimiz ölmüş. Aa, onların bu kadar insanı ölmüş. İyi falan diyorlar yani. İyi. Evet. 10 katını öldürmüşüz. Adamların dünyaya bakışı bu. Vicdansızlık. Zaten bu vicdansızlık ve duygusuzluğu örtbas edebilmek için fake diğer şeyler, aktivizm noktaları buluyorlar kendilerine. Onlara şu anda bitmez bu yayın yani. Bitmez. Yani gerçek anlamda burada bir sıkıntı var. Orada boş bakkal hesabı yani. Yaparak bambaşka şeylerin hesabını yapıyor. Çünkü buradaki durumu düzeltmek demek oradaki savaş ekonomisini, ilaç ekonomisini baltalamak demek. Evet. Bunu da bildiği için şeyler yukarıdakiler başka yerlerde o vicdan hesabını görmesi için insanları yönlendiriyor. Neyse yani bizim burada demek istediğimiz abi yani bir şeylere küfür edeceğine evet. ilk yapma aklına gelen şey işte portakal bıçaklamak olacağına bir bak bu portakalı biz niye acaba İsrail'den alıyoruz? Evet. Ben bunu bıçaklayayım ama açıp içindeki çekirdekten kendi kendine üreyen tohum yapayım de. Evet. Arada sırada haber oluyor ya köylerde su motorundan evet, traktör evet. yaptı falan evet. filan diye. Evet. Aa işsize bak falan. Korkunç bu bana esas evet. yapman gereken şey. Evet. Tavlada pişpirik oynamak değil. Aynen. Veya oturup internet kafede hıdıdı bir şeyler yapmak değil. Evet. Yani bir, ya boş vaktini faydaya çevireceksin. Hiçbir şey yapamıyorsan otur düşün abi. Evet. Niye hiçbir şey yapamıyorum ben? Ve yani şöyle bir gerçek var. Gerçekten çok fazla ideolojilere saplanıp kalıyoruz ve kendimizi sürekli ideolojiler üzerinden tanımlayıp kategorize ediyoruz. Aslında senin kadar hani fikri olarak da geri kalmış bir ülkede yapılması gereken tek şey mümkün olduğu kadar yapabildiğin kadar üretime odaklanmak. Üretime ne yapıyorsan, nerede ne yapıyorsan yani tamam mı? Ancak hayattan bu şekilde keyif alınabilir. Ancak bu şekilde insan istediği, hayalini kurduğu şartlara ulaşabilir. Yani artık yani çok sağcılıkmış, solculukmuş bilmem yani bu problemlere o kadar fazla vakit harcıyor ve emek harcanıyor ki bu ülkede. Çok artık gerçekten ben bildim bile dedemler zamanında da aynı problemler. Açıyorsun dedemin arşiv gazeteleri var rahmetlinin. Açıyorsun. Birader aynı problemler var. Babamın zamanında aynı problemler. Değilmiş yani o zamanlarda 70'ler 80'ler. Değil. Aynı problemler. Yani konuşulan şeyler aynı. Hükümetler değişebilir. Ama konuşulan şeyler hep aynı. İşsizlik, enflasyon bilmem. Yani şimdi dalga mı geçiyorsunuz kardeşim bizden? Yani 100 yıl geçiyor aradan. Ya coğrafyamız çok sıkıntılı bir coğrafya. Danimarka değiliz ki. Allah bugünkü sıkıntımız da. böyle 5 santim daha fazla kar yağdı. falan intihar evet. edeyim dışı bizde böyle sokaklar üstüne araba düşüyor ölüyorsun. Böyle normal karşılıyorsun. Sıkıntılı bir coğrafyadayız o belli. Ama o zaman sıkıntılı bir coğrafyadaysan taş gibi olman lazım. Böyle ley 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 yavaş yavaş çalışayım, çalayım çırpayım, kahvede pişpirikle, internet kafede yani çoğulcu, kandırla vakit geçireyim olmaması çoğulcu lazım. Çoğulcu düşünememek yani hep bize de o ritim yani ailelerimize de burada birazcık yani aile demeyeyim de hani gelişmiş olduğu, yani içinde büyümüş olduğumuz politik ve ekonomik düzlemde hep bireyciliğe kendini kurtar. Sen kendini kurtar. Şimdi çoğulcu düşünmeyi beceremiyoruz evet. zaten. Bu bizim memur ol devlete sırtını yasla. Tabii bir yere yani. Sırtını yasla bir yani bir birey bir tam birey olmak çoğulculuk demektir aslında. Yani mesela senin çok eleştirdiğin Batı toplumunda bir şey var. Yani contributing bir şey var abi adamlar bir şey society mesela tamam mı? Contributing the society. Yani içinde bulunduğun topluluk her neyse ona bir katkıda bulunmak var. Bir şey daha söyleyeceğim. Biz milliyetçiliğimizle övünen bir ülkeyiz. Fakat ben bunu çok 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 böyle hani çok çok kötü yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü milliyetçiliğin yaşadığımız şeyle milliyetçiliğin alakası yok kardeşim. Ya bence yok. Neden yok? Çünkü şimdi benim milliyetçi olarak gördüğüm yani toprağına, atasına, töresine en bağlı şeylerden bir tanesi ilk erken dönem Roma
Tamam mı? Adamlar ölmüş dedesinin maskını yapıp işte evine asan tipler böyle, tamam mı? Benim rahmetli hocam şey derdi, Romalı derdi, Roma hukukunda iyi çiftçi, iyi yurttaş, iyi asker derdi bir Romalıyı tanımlarken. Fakat işte bu Roma Yunan'la tanışıyor, aralarındaki ticaret artmaya başlıyor eski Yunan'la falan, bir görüyor Yunan'da korkunç bir edebiyat var, felsefe var, demokrasi var, korkunç toplum yaşamı var. Şimdi bu kadar köküne, ananesine, örfüne bağlı olan Roma, Yunanlı gördükten sonra şöyle bir laf etmiş. Quod bonum est, meum est demiş Latince'de. İyi olan benimdir demiş adam, tamam mı? Almış bunu, bozulmuş mu? Yok, bir emperyalist bir güç haline geliyor ondan sonra. Bu iyi bir şey veya kötü bir şey olarak okunabilir. Fakat Roma'nın kabuğunu kırması Yunan'la tanıştıktan sonra alınıyor başlıyor. Yunan eserlerinin Latince'ye çevrilmesinden sonra başlar mesela. Bu iyi bir örnektir aslında okunması açısından. Yani sen iyi olan şeyi benimseyebilirsin. Bu senin bozulmana, bu senin deforme olma anlamına gelmez hiçbir zaman. Bunu eklektik bir şekilde, kendine fayda sağlayacak şekilde yapabilmeye başarabilirsin. Sen bir kabile ülkesi gibi, biz böyle efendime söyleyeyim böyle sıkıntılar içinde sürekli bir arabesk kültürle yoğulmak zorunda değilsin kardeşim yani. Tamam mı? Biraz aç kendini, şey yap efendime söyleyeyim. Kendin için iyi olan şeyleri almaya çalış. Benim bahsettiğim iyi olan şey de tamamen aslında bahsettiğim şey bir üretim kültürüdür. Bununla alakalı riskleri almaktır. Bununla alakalı efendime söyleyeyim fedakarlıkları yapmaya başarmaktır. Ve kimse Türkiye'deki en başta sermaye sahipleri olmak üzere bununla alakalı riskleri almaktan, yani üretmekten, hadi kendi bildiğimiz işle sınırlı tutalım bunu, oyun üretimiyle sınırlı tutalım. Ya aradan, yani ben bu sektörü tanıdım tanıdım 20 küsür sene geçti. Profesyonel anlamda demiyorum yani, tanıştığım günden itibaren en az becerebildiğim şey halen bir fikir üretip onun üzerine bir şey inşa edebilmek. Bir böyle bir statüko var yani. Tabii. Tamam mı? En hızlı şekilde parayı nasıl kazanırım? Bu da herhalde hep seninle konuştuğumuz alsat. Reflekslerinden kaynaklanıyor olsa gerek. Evet, Türkiye'deki en çok hali vakti durumu yerinde olan insanlar herhalde satışçılar. Tabii yani. Bir şeyi özellikle ne kadar pahalı, ne kadar az bulunan bir şeyi alıp satıyorsan, işte toprak, ondan sonra artık az bulunuyor diyemeyiz ama işte gayrimenkul falan, al sat. Futbolu bitirenle yurt dışından futbolcu getir, 10 milyon doların üstüne 5'te kendi menajerliğin için koy, 2'de oradaki alsın, 3'te bilmem ne kalsın. Devletin parası olmasa bile futbol takımının 20 milyon doları yurt dışına çıksın, orada 20 tane Türk genç elinden tutulsa ondan daha iyi olacak Türk futbolcu kurusun kalsın. Sonra Türk futbolu niye borç içinde şöyle, çürümüş kalmış durumda? Mesela, her şey. Yani eğitim sorunumuz var bu cepte bir numara. Ama bununla böyle bütünleşik olarak bir her şeyimizin alsat üstünden, bütün ticari hayatımızın alsat. Aracılık, aracı kurum olma haricinde bir şey bilmememizden kaynaklanıyor. Eğitimi halledersek bu da hallolur diye ümit ediyorum. Ama şimdi bir üçüncü sorun çıktı. Ne zaman ki gençlerimiz birazcık boy gösterip şey yapsa, yurt dışında çok daha yüksek kaynağı olan yerler erişip çat diye çekiyorlar. Bunun nasıl önüne geçeriz bilmiyorum. Orada biraz da yani senin eleştirdiğin milliyetçiliğin daha doğru halinin belki yerleşmesi gerekiyor yani gençlerin içinde. Vatanla milletini üretmekten insanına sevgi duyan bir yani genç nesil yetişmesi gerekiyor. Tam tersi şu anda yani, biz birbirimizden tiksinmek için her şeyi yapıyoruz yani. Çünkü herkes her şeyi çok iyi bildiğini iddia eden bir nesil geldi, tamam mı? Dedelerimiz babalarımızı sevmemiş. Babalarımız bizi ya sevmemiş derken hani takdir nasıl desem onu, hani takdir etmemiş. Sonradan gelen nesli bir burun kıvırma vardı her zaman. Yani dedemi hatırlıyorum, babam rahmetli. İşte babam ya bu nesilde ne biçim falan filan. Bir de şimdi aynı şeyi bir sonraki nesil için gibi. Aristo'dan beri böyle. Yani. Gençler şimdi çok saygısız, hiç laf dinlemiyor demiş ki. Altta evet. Aristo. Aynen öyle. Böyle bir şey var. Bence bu yanlış. Yani
gençlikte biz de öyleydik. Gençlik içinde bulunduğu konjonktüre illaki bir tepki gösterecek ya adam. Yani ne yapsın adam? O yaşlılıktan tamam abi. Benim en korktuğum şeylerden yani de. Yani siz bilmezsiniz ne kadar zordan, zorluklarla falan filan. Ya elbette ki öyle olacak. Yani sen zaten oradaki aldığın zorluktaki öğrendiğin şeyi bir sonraki nesle aktaracaksın. Yani benim içinde bulunduğum zamanında çok istemiştim akademisyen olmayı. Akademik ortamdan tiksindiğim için olamadım ben. Yani çok asabım bozuldu. Çünkü bir diyaloğa girmek mümkün değildi. Ben çile çektim, sen daha beterini çekeceksin diye bir anlayış vardı orada. Yani çekelim çileyi ama mesleki anda çekelim. Sen benim ruhuma niye azap çektiriyorsun kardeşim? Şimdi böyle bir anlayış var bence. Yani illaki yeni nesil, yeni nesil diye eleştirdiğimiz, yani içinde bulunduğu topluma karşı bir şey gösterecek, bir tepki gösterecek. Yani bu tepkiyle yoğrulup büyüyecek illaki ki ondan sonraki aynı ceza yola çekecek yani bir kendi sonra gelen nesille, o da görecek yani. Burada önemli olan iletişim kanallarını full açık tutmayı başarmak. Kesmemek. Çok kötüsün, böyle olur mu falan değil abi böyle bir şey. Yani bir bak, bir anlamaya çalış, bir empati kur. Sen ne yapıyordun onun yaşındayken? Tamam mı? Yani ben aslına bakarsan şimdiki gençlerin algı seviyesine bakıyorum. Benim o yaştaki algı seviyemden daha çok yukarıda. Tabii. Doğru şeylerle beslenmiyorlar sadece. Sadece doğru kanallarla beslenmiyorlar. Evet. Yani. Ben mesela 2 haftaya yakın oldu. Şimdi sosyal medyayı bıraktım. Nispeten pamuk gibiyim yani. Evet. Kafam sürekli negatif şeylerle doludur. Şu olur, bu olur, bilmem ne. Pamuk gibiyim. Yani bu sefer her yıl bir ay sosyal medyayı bırakırım detoks olsun diye. Evet. Bu sefer acaba komple mi bıraksam dedim. Hakikaten. Ben bıraktım. Büyük oranda bıraktım yani. Çok zaman yiyor. Yani günde 1,5 saat sosyal medyaya bakıyormuşum telefondan. 1,5 saat azaldı telefonun geçtiği zaman. Onun yerine kitaplara döndüm tekrar. Ondan sonra ama bir başka şeyi var ki, etkisi var ki, kendine iyi hissediyorsun. Ay, olan kötü şeylere gözünü kapatarak nasıl iyi hissedersin kendini, kandırıyorsun falan filan diyenler olabilir. Onlara şöyle cevap vereyim. Kötü şeyler her zaman oluyordu. Sosyal medyadan önce de oluyordu. Televizyon çağından önce de oluyordu. Ve bu oranda oluyordu. Emin olun bu oranda oluyordu. Ben birçok araştırma ve çalışma okudum. Özellikle oyunların şiddet üzerindeki etkisini araştırırken, şiddet içerikli oyunların miktarı artarken gençler arasındaki şiddet oranı düşüyor. Oyunlarla bir bağı belki belli noktalarda olabilir ama artan veya bizim arttığını zannettiğimiz toplumdaki şiddetle oyunların bir alakası yok. Neyin alakası var toplumda artan şiddet olaylarının? Bunların sürekli insanların gözüne sokulması. Yazarını hatırlamıyorum. İkna'nın Psikolojisi diye bir kitap okumuştum. Hayatımda çok şeyi değiştirdi bu. Bir araştırma yapmışlar. Ölümlü uçak kazaları yaygın olarak Amerika'da hangi bölgede manşetleri süslüyorsa, ölümlü uçak kazası oranları %1000 artıyor. Ölümlü araç kazaları ne kadar fazla medyada, o zaman kitap yazıldığında sosyal medya yok, yazılı medyada, televizyonda haberleştiriliyorsa, ölümlü araba kaza oranları %1200-1500 arasında artıyor. Araştırıyorlar bunun sebebini. Ayna nöronlarıyla ilgili olabileceği ortaya çıkıyor. İntihara meyilli, hayatından memnun olmayan ama bir şey yapmaya cesareti olmayan insanlar, ha bak ailesinin ölümüne sebep olmuş adam şoför kullanırken fikrini bilinçaltına aldığı andan itibaren şu arabayı kullanırken daha dikkatsiz, daha hızlı, daha agresif davranmaya başlıyor. Yani oyunlardaki sanal şiddet, evet, belli oranda şiddete karşı duyarsızlaştırabilir gençleri. Böyle çalışmalar var. Ama esas sıkıntı sosyal medyadan sürekli şiddetin ve şiddet uygulayan insanların, hayatımıza hiç dokunmayacak olan insanların bile bize pompalanması. Bu bizi mutsuz ediyor. Bu bizi yavaş yavaş intihara meyilli ediyor. Bu bizim toplumumuzdan, kendimizden nefret etmemizi sağlıyor. Benim söyleyebileceğim tek bir anahtar kelime var abi. Sosyal medyayı bırakın. Ben işim olduğu halde sosyal medyayı sadece işime endeksledim. LinkedIn kullanıyorum. Facebook grubuma bakıyorum. Twitter'ı, Instagram'ı bıraktım. Boş bir şekilde Facebook'a bakmayı bıraktım. İnanılmaz rahat hissediyorum kendimi. Neden? Benimle hiçbir zaman hayatı kesişmeyecek birinin uyguladığı saçmalıkla ilgili haberi görmüyorum. Ve onun altındaki nefret kusan insanların en kötü hallerini dışa vurdukları tweetleri görmüyorum.
bu bende bir şey eksiltmiyor. O insanların içinde o kötülük var ama sürekli bastırarak yaşıyoruz. Birbirimizin yüzüne öyle bakıyoruz. Hepimizin içinde bir minik şeytan yatıyor çünkü. Büyümesine izin veriyor ama sosyal medya. Benim tek söyleyebileceğim şey, derhal sosyal medyayı bırakın bir deneyin. Bir gün, bir hafta ve bir ay olarak deneyin. Kendinizi nasıl hissettiğinize bir bakın. Bu benim de bu yayını dinleyenlere verebileceğim tavsiyeden bir tanesi. Evet, yani sosyal medya bence kötü bir alışkanlık ve bırakılıp denenmesi gerekir. İşte son zamanlarda gittiğim konserlerde bile yani anı yaşamak yerine o adam bir kere göreceksin belki hayatında. Telefon üzerinden izliyorsun mesela konseri falan. En basit örneğini bunu verebilirim. Kendi mesela gözünle izlemiyorsun. Sen onu o an değerli. Yani değerli olan şey orada o an. Senin orada olduğunun başkaları tarafından bilinmesi değil. Like için yaşıyoruz artık evet, hocam. Evet. Yani bu kötü bir alışkanlık. Evet. Kötü bir sosyal mekanik diyeyim. Burada sosyal medyanın hayatımızdaki bu negatif etkisi gerçekten artık hissedilebilir boyutlara geldi de geçiyor bile. Dolayısıyla sadece bunu iş ve profesyonel hayatla sınırlamakta ben çok büyük faydalar görüyorum. Çok. İnanılmaz. Şunu söyleyebilirim. Toplumsal hayattaki sorunlara duyarlı olup olmamakla dair bu da aynı şey geçerli. Yani nasıl konserde sen ben buradayım diye birine gösterir. Sosyal sorunlara duyarlı olmak, bunun birileri tarafından bilinmesi, her konuda fikir beyan etmek. Ha bir de o değil. Var değil mi? Yani şöyle bir şey var. Bir şey pardon. Geliyor akla hemen aynen onu beyan etmek zorunda hissediyorsun. Sanki yani şimdi yani eskiden böyle bir şey yoktu bizim dünyamızda. Ben içinde bulunduğum toplumun bence sorun teşkil edebilecek noktalarını biliyorum. Ama bu sorunların çoğu sonuçtur kardeşim. Sen bunun sebepleriyle hiç ilgilenme. Sonuçları, çünkü bir linç kültürü gelişti ya şimdi. Evet. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan şey, yani hiç hepimizin hayatında, düşünce tarzında, geçmişinde, geleceğinde yapmış yapacak olduğu hatalar bütününden ibaretsin zaten. Sen bunlarla yüzleşip de bununla alakalı nereden kaynaklandı bu hatalar? Kendimi düzeltebiliyor muyum ilk başta ben? Bununla alakalı. Bununla alakalı geçmişte, gelecekte bunların yaşanmamasıyla alakalı, yaşanmayacak olmasıyla alakalı adımları atabiliyor muyum kendi? Sen hiç dokunamayacağın, senden böyle fiziksel olarak da zihinsel olarak da böyle binlerce kilometre uzaktaki adamların hayatına sosyal medya üzerinden bu tamamen şu mekaniği getiriyor. Kendini olumlamaya çalışıyorsun sen aslında. Aynen. Orada. Yani ben faydalı bir şey yapıyorum. Tamam. Kendimi ifade ediyorum. Hayır, o değil. Yani ben bu hissiyatı doyurmaya çalışıyorum. Mesela yani iyilik olarak görülebilecek irili ufaklı bir sürü şey yapmaya çalışıyorum naçizane. Hani işe yarar yaramaz, ihtiyaç sahiplerine şunlara bunlara. Hani ben bunları yüksek sesle söylememeyi tercih ediyorum. Tamam orada mı? Orada iyi olabilir. Çünkü o kadar fazla onu yapmayan insan var ki iyi örnek olmaya da ben çok inanıyorum. Ya bu bir sonuç üretir. Tamam mı? Yardımcı olmaya çalıştığımız insanlara bir sonuç üretir. Bir gösterebilirsin onları. Aa bunu Borazan'la şey yapmak, ha hani Ahbap platformunu yaptı. Benim çok severek takip ettiğim, hani mümkün olduğu kadar destek olmaya çalıştığım şey. Hani öyle bir toplumsal harekete dönüşebilecek bir şey olursa o başka bir şey. Ama bireysel olarak senin kendi etrafında, kendi içinde değiştirmeye çalıştığın şeyleri de sürekli ulan hani bir şeyle mücadele ediyorsan bunu kendini olumlama, kendini sürekli olarak pozitif bir şekilde yansıtma şeyine dönmemesi lazım yani. Tamam mı? Bu sosyal medyanın hayatımıza böyle sürekli kendine bir cila atmaya çalışma şeyin çok zarar verdiğini düşünüyorum. Tanımadığın yüzlerce insanın o like butonuna basmasını bekleyerek yapıyorsun bazı şeyleri. Abi yok. Sen kendin için yapacaksın. Değiştireceksen ilk önce kendini değiştir bakalım. Kendi kendine like verebiliyor musun içinde vicdanında? Yani kendimiz gerçekten mücadele etmemiz gereken en büyük düşman da senin kendi içinde. Ben böyle düşünüyorum naçizane, subjektif olarak. Mücadelemiz kendimizle olmalı. Evet. Ve kendimize düzeltebildiğimiz şeyleri de mümkün olduğu kadar yaymaya çalışmalıyız etraf. Ben sonuna kadar katılıyorum abi sana. Bitirebiliriz. Bir saati geçtik herhalde. Ufak ufak toparlama noktasına geçebiliriz. Evet.
Oyunlardan da pek uzaklaştık aslında ama. Evet ama yani konu konuyu açacaktı zaten. Tabii yani. Aynen. Aynen. Bir daha bu kadar geç kalmamak ümidiyle diyelim öyleyse. Evet. Dinleyen, izleyen herkese çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için. Umarım sürçülisan ettiysek de affetsinler bizi inşallah. Bir sonraki programda görüşürüz hocam. Görüşürüz. Eyvallah. Kendine iyi bak. Sen de.